Herkese yepyeni bir saç boyama videosundan merhaba. Çok kötü durumda olduğu için bere taktım. Dışarı çıkıp boya alana kadar kafamı sakladım saçlarımı. Bugünkü konumuz 6U ve 7U yani nude renkler, L'Oreal Excellence nude renkler serisi cream. İki tane boyam var. Birisi 6U, birisi 7U. İkisini karıştıracağım. Böyleli. Renkleri de tam olarak şöyleli. Şimdi bu renkler benim saçlarım için çok çok koyu. Biliyorum neden böyle bir koyu renk denediğimi, deneyimlemek için uğraştığımı videonun sonunda anlayacaksınız. Belki de anlamayacaksınız. Ya tutacak mı, tutmayacak mı bilmiyorum. Benim daha önce bu 7U ile saçlarımı boyadığım bir YouTube videom var bu kanalda. Fakat biraz korktuğum için koyulaşmasından çok kısa tutmuştum saçlarımda. Yani bir 15 dakikada hemencik yıkamıştım. Sadece o nude tonu almıştım. Rengin koyulaşmasına fırsat vermemiştim. Fakat bu saç boyası serisi yani nude renkler serisiyle ilgili çok ilginç geri bildirimlerle karşılaştım. Yani değişik yorumlar gördüm. Saçında boya tutmadığını, saçının renginin hiç değişmediğini ve hatta diplerinin açıldığını falan söyleyenler olmuştu. Bana da bu tarz DM'ler geldi. En son artık bir mesaj geldi ve boyama öncesi, boyama sonrası farkı gördüğümde şok olduğum için koşarak markete gittim ve gördüğünüz bu iki saç boyasını satın aldım. İkisini karıştırmak aslında pek istemiyordum ama ikişer tane yoktu ikisinden de. Yani bir bundan bir tane bundan vardı. Ben de hepsini aldım. Çok tarafsız bir şekilde olacak videonun başı. Çünkü sonucunda istediğim renk tutmuş olabilir. Gelen yorumlarda kullanıcı hataları, uygulama hataları olabilir. O yüzden şu an tarafsız ilerliyorum. Boyanın tanesi bu arada 94 lira. Yani tek kutu boya 94 lira ve benim boylarımda saçlarınız varsa benim saçlarım kadar iki kutu ancak size yeterli olacaktır. O yüzden 94 nedir? 188 mi? Aynen. 200 liraya yakın bir tutarı var bu boyaların. Hemen 6U'nun kutusunu açmaya başlıyorum. Normalde 6 numaralı renk benim kanalımda çok sık rastlayacağınız bir renk değil. Çünkü bana çok koyu geliyor. Saçlarım hep açık renklerde. Turuncu, pembe, sarı tonlarında boyadığım için 6 numara bana böyle siyah gibi geliyor. O yüzden bir tık korkacağım. Ama en kötü ne olabilir ki? En kötü akıtırız. Şimdi öncelikle bu 6U'nun yani 1 numara koyu olan, biri 7, biri 6 biliyorsunuz. Benim saçım 9'dan da açık olabilir. Ve 6 numaranın renk skalasını size çok net bir şekilde göstermek istiyorum. Yani hangi rengin hangi renge dönüşeceğini boyama sonrası güzelce bir inceleyelim ve bakalım. Bu boyanın bize vaat ettiğinin karşılığını alabilecek miyiz diye. Gördüğünüz gibi böyle sarı gibi bir ton olduğunda yine çok koyulaşmadığını iddia ediyorum. Yani ben bunu boyadığımda şöyle bir koyu kumralla karşılaşmayacağım. Gördüğünüz burada şu ton gibi bir tonla karşılaşacağım. Yine de benim saçlarımdan oldukça koyu bir ton. Hemen kutumuzu açıyoruz. 6U ile başlıyorum. İçerisinde yine bildiğiniz üzere bir adet oksidan, bir adet tüp boya, bir adet duşta kullanılan maske ki bunlar uzun süre gidiyor. Tek seferde hop diye bitmiyor. Yani 2-3 kere kullanılabiliyor saçın gürlüğüne bağlı olarak. Her zamanki gibi eldiven ve çok ilginç burada kendi şampuanı var. Nude şampuan, gri şampuan gibi düşünebilirsiniz. Ve saçımızı boyadıktan sonra mutlaka bu şampuanla yıkayıp, pardon gezmeyelim yavrum. Bu şampuanla yıkayıp bu saç bakım maskesiyle mutlaka saçımızı duruluyoruz. O tarz. İlk önce 6U olan saç boyamı bir güzel açarak kabıma sıkıyorum ve hepsini kabımla karıştırıyorum. Yani hem 6'yı hem 7'yi. Bu arada 7 numarada da çok büyük bir fark yok. Yani 6 ile 7 arasında şu alttaki vaat edilen renkler bölümünde Paris gezme kızım sesimin üstüne ya. Gel otur gel. Öyle çok büyük bir farklılık yok. Bu arada saçımda bere var. Çünkü saçlarım kirli. Hem benim doğal yağlarım hem de biliyorsunuz saçlarımın mutlaka uyguladığım bir yağ var. Saç boyamadan önce onu sürdüm. O yüzden de böyle örükledim. Hatta bütün saçıma sürmüştüm ama saçlarım o kadar kuru ki emdi. Dünden saç diplerimi ve uçlarımı böyle biraz yağladım. Saçlarımı dökmeyecek bir yağ tercih ettim.
Yakoba, Yokoba, Kokoba, Yakoba. İşte o yağdan tercih edebilirsiniz. Artık Hindistan cevizi yağı olabilir. Elinizin altında ne varsa zeytinyağı olabilir. Benim saçlarım kurumaya meyilli ve hassas olduğu için böyle bir şey yaptım. Boya bu kadar çıktı. Bayağı iyi bence. Oksidanı da dökeyim. Oksidanı dökmeden önce diğer boyayı dökeyim. Kullanma kılavuzunu da bıkacağım bu arada. Neden bakmayayım ki? Muhtemelen daha önce Yedou ile boyadığım zaman da ben kullanma kılavuzunu okumuşumdur. Ama gözümüzden kaçmış bir şey olabilir. Belki boyayla ilgili özel bir durum olabilir. O yüzden hemen okuyorum. Diyor ki saçınızı düzenli olarak boyuyorsanız. Bu beni yargıladığınız bir şey. Saçımı düzenli olarak boyuyor olmam dolayısıyla yargılanıyorum. Kafanda saç kalmadı, kel kaldı tarzı bir sürü yorum oluyor. Ama şöyle bir şey mesela diyor ki 4 ila 6 haftada bir. Bakın benim şimdi diplerimi açtığımda 2,5-3 aydır falan o kadarlık bir dip göreceksiniz yani. En son ne zaman boyadım asla hatırlamıyorum ama gerçekten çok diplerim geliyor ve boyamak zorunda kalıyorum. Yani o diplerle gezemiyorum. Eğer böyle yaparsanız yani beyazlarınızı kapatmak istiyorsanız veya mevcut renginize yakın kalmak isterseniz diyor. Karışımı kuru, yıkanmamış saç diplerini uygulayarak başlayın. Uygulama işlesinin ucundaki aplikatör falan, aplikatör meselesini de okumayacağım buradan şu an. Ürün saç diplerinizi nüfuz ettikten sonra masaj yapın ve 20 dakika bekleyin. Kalan boyayı saç boyanızı ve uçlarını sürün 10 dakika bekleyin. Toplamda 30 dakika diyor. Yani sürekli boyuyorsanız aynı renkle, tırnak içerisinde aynı renkle sürekli boyuyorsanız 30 dakika sizin için yeterli olacaktır diyor. Opsiyon 2. Saçınızı ilk kez boyasanız veya saçınız son 3 ayda hiç boyanmamışsa ya da saçınızın rengini değiştirmek istiyorsanız yani başka bir boya kullanıyorsanız yine kurumuş ve yıkanmamış saçlara aplikatör yardımıyla uygulayın ve kalan ürünü saçınızın tümüne. Yani 30 dakika toplamda 30 dakika tutmamız gerekiyor diyor. Ben hiç 30 dakika tuttum mu? Tutmuşumdur mutlaka, yüzlerce kez boyadık ama 40 dakika 45-50'ye kadar yolu var. 1 saati asla bulmam ama en az 40 dakika saçımda bir boyayı tutarım çünkü mutlaka renk değiştiriyorumdur. Falan yapıyorumdur ve filan yapıyorumdur. Neyse durulayın, maskeyi uygulayın vesaire bu tarz direktifler elbette ki var. Elbette ki mi? Şişe şişe oksidan. Şişe. Şişe. Ay ne kadar zorlandım şişe. Ağzıma ne oluyor? 1B diyorsun karşım. 1B sınıfından nereye yazdın? Kaç volüm? Kaç volüm? Kaç volüm olduğu yazmıyor. Yazmamışlar. Düşüyordu gördünüz mü? Nasıl reflekslerim? Ninja gibi. Bulamadım. Bulan yazsın yorumlara. Bilen yazsın. 30 volümdür. Ya da 20. İkisinden biri zaten. Bu ne şimdi? Gerçekten yani komşu terörü diye bir şey vardır biliyor musunuz? Neyse. Bak ne diyor. Önemli. Önemli ve değerli bir açıklama var burada. Alerjiyi göz ardı etmek hayatı tehlikeye, hayatı değildir bu, hayatidir. Önemli. Güvenlik talimatlarına uyunuz. Kullanmadan 48 saat önce alerji uyarı testi yapmak zorunludur. Bununla ilgili videomuz yukarıdadır. Bu arada bir önceki videomuzda yapmıştık. Her cilt tonuna uyum sağlayan renkler diye bir iddiası var aynı zamanda bu kutu boyaların, bu serinin. Ve burada bir QR kod var. Bu kodu deneyerek kendinize yakışıp yakışmadığını bulabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya, ekranın hemen yanına bu QR kodu ekliyor olacağım. Telefonlarınızı çıkarın. Telefonunu çıkra. Ve o QR kodu okutarak bu rengin, 7U'nun sana yakışıp yakışamayacağına bak. Bu da çok ilginç geldi şu an düşününce. Hem diyorsun ki nude renkler her cilt tonuna uygundur. Hem de diyorsun ki yakışıp yakışamayacağına bak bu QR koduyla. Hani yakışacaktı? Bu arada yüzümde de inanılmaz ödem var. Çünkü 20'lik dişimi çektirmek durumunda kaldım. Dişlerim böyle geceleri sıka sıka zaten çok da sağlıklı olmayan 20'lik dişlerimizden birini yerinden böyle oynatmışız. Acı ağrı yok ama şöyle bir şekle girdim ben. Firdevs Hanım oldum. Instagram'dan zaten takip edenler bu süreci çok iyi biliyorlar. Ben her halimi paylaştığım için. O yüzden de yüzümde ödem var şu an. İnanılmaz şiş. Ne yapacaksınız da siz bu bilgiyle bilmiyorum. Bütün kase doldu boyayla. Hepsini döktüm. Bu nasıl karışacak ben de bunu da bilmiyorum. Bayağı varmış boya. Miktar olarak bizi tatmin etti. Umarım bugün karışır. Ben size şimdi burada vaktinizi almayayım. 1,5 saat karıştıracağım belli ki. O kadar olmaz. Boya o kadar beklemez.
Saça sürülmeden önce boya en fazla 15 dakika bekler. Ben böyle boyama hazırlayayım, gideyim pazara, çarşıya dönüp gelip boyarım diye bir dünya yok. Boyamadan hemen önce hazırlayacaksınız. Boya beklemez. Şişer şişer, hele ki kapalı bir kutudaysa bomba gibi patlar. Bunu da söylemiş olayım. Bir başıma geldi çünkü. Hatta ne zaman böyle 2009-2010 yılları gibi bir zamanlarda evde bir boya patlamışlığı var. Duvardan ben böyle oksidan krem boya sildim. Çok kötüydü. Köpürmüş köpürmüş. Ay. Neyse karıştırayım da. Hemen başlayacağız ama bir problemimiz var. Benim yine aynam yok. Yine aynam yok. Aynalarımın hepsini kırdım. Tripodların kenarlarının oralarından buralarından düştüler. Aynasız başlayayım mı? Aynasız başlayayım. Aynasız başlıyorum da eldivensiz de başlanmaz. Aynen şöyle dibimi görüyorum. Siz de görüyor musunuz? Görmeseniz daha iyi de. Normalde bu kadar da koyu değil bu arada diplerim. İşte yağ sürüyorum falan, her videoda söylediğim şeyler, biliyorsunuzdur artık bunları. Ama yani bu kadar da bir durum yok. Önlerden ve tepelerden başlıyorum çünkü oralar en çok görünen yerler olduğu için daha güzel açılsın, daha net boyansın istiyorum. Diplerimin rengi açıldığında bayağı bir şaşıracaksınız muhtemelen. Çünkü böyle bir şey olacak, inanıyorum. Boyanın formu bayağı cıvık, akışkan bir hal aldı. Biraz zorlayabilir bir boyarken sizi. O yüzden eğer iki rengi karıştırmayacaksanız, ki ben dediğim gibi karıştırmayı çok fazla önermiyorum. Aplikatör yardımıyla boyarsanız daha kolay olacaktır. Aplikatör de ne? Ha şu. Aha. İşte bu. Bu aplikatör. Bu kapak açılıyor, çıkıyor ve onun yerine bu yerleştiriliyor. Karıştırdıktan sonra. Bununla bu şekilde hem tarayarak hem de boyayı uygulayarak sürmek bir tık daha kolay oluyor. Eğer böyle el alışkanlığınız yoksa ve boyayı düzgün karıştıramıyorsanız kase içerisinde aplikatör kullanmayı daha faydalı bulabilirsiniz. Önce bu şekilde diplerimi uygulayacağım. Arkaları da şöyle el yordamıyla böyle tutacağım mesela, ayıracağım. Bak görüyorsunuz zaten. Görmediğiniz kısımlar da aynı şekilde. Böyle. Diplerini. Sonra ayırıp. Bu biraz arka boyama işi, biraz his işi. Zaten soğuk soğuk boyayı hissettiğinizde diplerinizin boyandığını anlamış olacaksınız. Ben bu şekilde böyle şu iki parmağımı şöyle yukarı tutup ayırarak bu şekilde boyama işlemimi gerçekleştiriyorum. Daha fazlasını çekmeyeyim. Dipleri bitirdikten sonra böyle bir 5-6 dakika bekleyip uçları da tamamen boyadıktan sonra tarağımla yavaş yavaş nazik hareketlerle hafif hafif tarayacağım. Tarakta kalan boyaları şöyle geri yedireceğim. Ve hepsini bir sıkı topuz yapıp 40 dakika kadar bekleyeceğim. Dipleri de 5 dakika beklemeyi ve tüm boyama sürecinin toplamında 45 dakika kadar bir süre boyunca beklemiş olacak saç kafamda ve daha doğrusu ay yorulmuşum ha. 45 dakika kafamda tüm boya bekleyecek toplamda. Sonuçla geliyorum. Boyadım bitti. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bayağı koyu gözüküyor. Yani şöyle netlersek aynadan da ne kadar görünüyor ışık tam bilmiyorum ama bildiğiniz 6 numara 7 numara kumral gibi bir ton tuttu. Çok fazla kaşıntısı yok. Siyah renk giymemeye dikkat ederseniz bu tarz rekelenmeler, rezillikler yaşamazsınız ama koyu görünüyor. Bakalım nasıl olacak, merak içindeyim. Koyu olursa da olsun. Kulaklarımın kepçeleri de boyanmış. Şey değil mi şu an? Ne anladın Yurdagül? Tutmamış. Tamam tutmamış.
Tuttu, tuttu. Yok öyle değil. Bence bu boya bir toner. Yani ton boyası. Nude'a çeviriyor ama boyamıyor. Ya ve bahsettiği kadar da böyle ya olmadı yani. Olmuyor. Olmadığını anlatmak için bu videoyu çektim. Daha önce Cool Cream serisinde de benzer bir problemi yaşamıştık. En azından bu şu anda nude oldu. Yani hani 6 veya 7 numaraya yaklaşmadı bile ama nude tonu yakaladık. Cool Cream'de vaat ettiği şey küllüydü ama biz o tonu hiç yakalayamamıştık. 6 numaraydı, 7 numaraydı, 8 numaraydı denemiştim ve hiçbirinde o küllüyü istediğim kadar, olması gerektiği kadar olduğunu görmedim. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Sarı böyle olacak diyor misal. Olmuş mu? Ve işin en ilginç kısmı, ben bunu Instagram storylerde falan da paylaştığımda saçım böyleydi bakın. Bayağı kızıl, koyu kahve ya da böyle hani baskın bir ton çıkacak diye düşündüm en azından ama sonuç bu. Daha önce 7 huyla boyadığımda çok koyu olacağını düşünmemin sebebi şu gördüğünüz Instagram'da da story'de paylaştığım boyandığındaki koyu görüntü. Herhalde boya tam köpürmüştü ama saçıma işlemeden yıkamış oldum diye düşündüm. Vallahi size bir şey diyeyim mi? 7 huyu beğenip burada övgülerle size anlattığım için kendimden özür diliyorum. 7 huyunun arkasında böyle durduğum için kendimden değil sizlerden özür diliyorum. Gerçekten çok yanlış bir algıya kapılıp sizi de yanlış yönlendirmişim. Bu ama tabii ki sizin geri bildirimleriniz, yani boyalarla ilgili fikirleriniz, DM'leriniz çok önemli. Hatamı hemen fark ettim. Hemen de değil bu arada, bir sene olmuştur belki de. Ama çok üzerine durulan bir boya da olmadı aslında. Köpürtükleri kadar, reklamını yaptıkları kadar bir kişi de görmedim ben. Sebebi de bu demek ki. Biz de doğruya doğru bak, yani yapabileceğim bir şey yok bu konu hakkında. Hani ben tutmuyorsa tutmuyor, yani ne yapabilirim ki? Ne diyebilirim ki? Ben bunları da çok inandırıcı bulmuyorum. Yani sanki sadece oksidanla hafif açılmış ve böyle bir tonerle üzerinden hani bu nude renk, yani o renksiz ton geçirmiş gibi bir şey. Bence herhangi bir 6 numaranın veya 7 numaranın, yani şöyle gözüken bir boyanın bu renk gözükmesi, bu renk çıkarması bence doğru değil. Ama onların daha belki benden iyi bildiği şeyler vardır. Ve bahsettikleri şey farklıdır ama en azından burada bir toner ya da işte hani yani asla koyultmaz saçınızın rengini falan gibi, renginde bir oynama olmaz, tonunda oynama olur gibi bir şeyler, ibareler eklenmesi gerekiyor bence. Burada mesela şey diyor, U numara, bak renk numarası içerisindeki U yansıma soğuk ve sıcak yansımaların özel birleşimini temsil eder. Tüm cilt tonlarına uyum sağlayan doğal görünümlü bir renk sonucu sağlar. Bir küllü yansıma soğuk görünüm sağlar. İrize yansıma ışıltılı bir etki verir. Dora yansıma saçın parlaklığını artırır. Bakın bu üçüyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Aradığınız böyle bir şeyse ya da böyle bir şeyse yani gerçekten tamamını sağlıyor. Yiğidi öldür hakkı diyeme demişler. Ben gerçek fikirlerimi söyleyeceğim şimdi. O nude'un vermiş olduğu şey soft ve böyle bej, hani kül görünümlü renk çok güzel sağlanıyor. Ben ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Dipler konusu, kendi saç renginize boyamak isterseniz diplerde de çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kendi saçıma tutunması, saçımı açması ve böyle o geçişin tamamen yumuşayıp, bakın. Bakın. Aralardaki turunculukların yok olması, dip rengimin uçlarla çok daha böyle soft bir geçişte uyumlu şekilde iniyor olması gerçekten çok başarılı. Bunların hiçbirisine tek bir sözüm dahi yok. Fakat ben 6 numaraya, 7 numaraya boyadığım saçı boyarken böyle olmuş olmasına rağmen sonucunda bununla karşılaştığımda biraz şaşırdım. Ya bu kadar tutuyor. Bilginiz olsun diye böyle paylaşıyorum. Bu kadar oluyor. Tabii ki siz farklı renklerde nasıl tuttuğunu, sizin saçlarınıza nasıl bir etki bıraktığını bana yorumlarda yazın. Beğenip beğenmediğinizi de söyleyin. Yani boyayla ilgili fikirlerinizi de belirtin. Çünkü bence önemli. QR kodda bu rengi girdiğinizde numara olarak bayağı kop koyu bir renk ortaya çıkıyor. Mesela bu da yanıltıcı biraz. QR kodu açtın, saç rengini denedin. Oo kop koyu. Hemen gittin 6 uyu aldın. Sonuç bu. Yarınki video bugünkü videodan önce çekilmişti. Ama ben saç rengimi Instagram'da saklayıp böyle sürpriz ortamı yaratmak istediğim için
Biz daha sonra paylaşacağım. Yani bugünkü izlediğiniz videodan sonra yarınki videoyu da beklemeyi unutmayın. Unutmayın beklemeyi. Oturun bekleyin. Yani yarınki videomu da gelip izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Mutlu hafta sonları dileyeceğim eğer bugün izliyorsanız. İzlemiyorsanız da mutlu hayatlar dileyeceğim. Gep geniş bir çerçeveden. Sonuç olarak kıssadan hisse özet geçiyorum. Çok beğendim. Çok beğendim. Bu tonu çok beğendim. Rengin tutuşunu çok beğendim. Geçişi beğendim. Saçlarıma kullandığım maske dolayısıyla ya da içinden çıkan şampuan falan hepsi mükemmel ürünlerdi. Böyle ışıl ışıl parıl pırıl şu an saçlarım. Biraz fön çekerken hafif elektriklendirdim ben böyle ürün falan da kullanmadım. Alelacele geleyim diye. Fakat boyanın içerisinden çıkan her şeyi uyguladığımda, sarı rengi uyguladığımda çok beğendim. Eğer böyle saçlarınızda sarı tonları varsa benim gibi 6 veya 7'yi alıp veya ikisini birlikte böyle bir ton elde edebilirsiniz. Kolay akacağını da düşünmüyorum. Çok akacak gibi bir vibe'ı vermedi bana yıkarken de öyle oldu. Tek derdim 45 dakikanın sonunda bu kadarcık boyanmış olmasıydı. Çünkü bu hepimiz için biraz şaşırtıcı. Kopkoyu veya böyle değişik bir renk saç beklerken sadece bir toner geçilmiş, hani ton atılmış gibi bir boyayla karşılaştığımız için bu videoyu çektim. Evet, tek sebebi bu. Kimse kandırılmış olmak istemez. Bu kandırma da değil ama bir yanılsama. Biraz daha açıklayıcı olmalarını beklerdim L'Oreal'in. Ama boyaya... Ay bayıldım ayol. Arkamı döneyim mi be? Bir de oradan bir bakacak mısınız? Hiç dönmüyorum değil mi? Ne zamandır? Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki yani yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.